Merhabalar, Prusa Slicer serimize devam ediyoruz. Bu bölümde etek ve kenar ayarlarını inceleyeceğiz. İyi seyirler. Modelimi yine küp olarak buraya aldım. Baskı ayarları buradan etek ve kenara geldim. Şimdi ben kenar kullandığım için şurayı bir kapatayım ki şuradaki yaptığımız değişiklikleri daha rahat görelim. Bu sayfada iki tane bölüm var. Biri etek, bir tanesi kenar. Etek, modellerimizin kenarında bir etek oluşturmak için kullanılıyor. Genelde ABS baskılarda parça sıcaklığını korumak için yükselen bir duvar oluşturmak için kullanılan bir özelliktir. İlk parametresi olan 0 değerini artırdığım zaman 1 yaptığımda artık burası aktif hale geliyor. Burası 1 olarak kalsın, tabloya geleyim, dilimlediğim. Bakın hemen modelin dibinde bir tane çizgi oluşturdu. Tekrar baskı ayarlarına geldim. Bunu 5 yaptığım zaman tabloya geldim, dilimle dedim. Gördüğünüz gibi 5 tane etek buraya attı. Şimdi bu kenarla aynı gibi görünebilir. Bu haliyle kenardan ayrılan tarafları var. Bunun için şu modeli şöyle taşıyayım bir. Sağ tıkladım, şekil ekle dedim. Galeriden tavşanı tekrar aldım. Bakın bunu birazcık küçülteceğim. Şöyle %50 yaptım. Dilimlemesi kolay olsun diye. Şu küpü de deaktif konuma getirdim. Şimdi bunu dilimlediğim zaman tam olarak modelin kenarını takip eden bir özellik değil. Yani bunu kenarla karıştırmamanız gerekiyor. Daha çok dediğim gibi modelin yanına bir duvar oluşturmak amaçlı kullanılıyor. Kenarı aktif edeyim bir. Bunu 0 yaptım. Kenarı sadece dış kenar dedim. Şimdi dilimle dediğimde bakın modelin şuradaki girintili olan kısmına da kenar ekledi. Tekrar baskı ayarlarına geldim. Bunu kapattım. Burayı 2 yaptım. İkinci parametresi olan nesneden uzaklık tarafı, nesneden ne kadar uzakta yapılacağı. Burayı milimetre cinsinden ayarlayabiliyoruz. Buraya 4 milimetre dersem ben tabloya gelip dilimle dediğimde artık modelden 4 mm daha uzakta olacak. Asıl kullanım amacı şurası eteğin yüksekliği. Modelimiz ne kadar yüksekse biz bunu o kadar yükselteceğiz. Şimdi burayı 60 katman diyeyim. Tabloya geldim, dilimle dedim. Bakın 60 katman boyunca modeli yükseltti. Şimdi şuradan yukarıdan baktığımızda şu burun tarafına değdiğini, yani yükselttiğim zaman değdiğini göreceksiniz. Fakat durum öyle olmuyor. Bu modelimizin tam yüksekliği ne kadar? 268. Baskı ayarlara geldim. Buraya 268 katman dedim. Tabloya geldim, dilimle dedim. Bakın artık modelin burnuna değmeyecek şekilde kendisini oradan uzaklaştırdı. Şöyle yandan baktığımızda aslında daha iyi anlaşılacak. Kenardaki duvar içerideki basılan malzemenin sıcaklığını korumasına yardımcı oluyor. Dışarıdan gelen rüzgarı kesiyor ve katmanların birbirine daha güzel yapışmasını sağlıyor. Bu amaçla kullanılıyor. Asıl kullanım amacı budur. Genelde kenarla karıştırılan bir özelliktir. O yüzden nasıl kullanıldığını burada görelim. Dediğim gibi ABS baskıların sıcaklığını koruması için kullanılan bir özelliktir. Tekrar baskı ayarlarına geldim. Rüzgarlık dediği kısmı etkinleştirdiğimizde şurada katman girmemize gerek yoktu. Bunu ben size ilk başta etek yüksekliğini göstermek amaçlı girdim. Şimdi burayı 0 yapayım. Nesneden uzaklığında 2 mm olarak ayarladım. Etek sayısını da 1'e düşürdüm. Etkinleştirildi dediğim anda artık modelin yüksekliğini otomatik olarak algılayacak ve model bitene kadar bu yandaki duvarı yeniden oluşturacak. Bakın geldim, dilimle dedim. Az önceki elde etmiş olduğumuz şekli yine bize verdi. Yani biz şurada manuel olarak yapmıştık. Burada etkinleştirildi dediğim anda modelin yüksekliğine göre kendisi duvarın yüksekliğini ayarladı. Hemen altta kenar var. Genellikle kenar kullanımları da tabloya tam yapışmayı sağlamak için kullanılır. Burada kenarı dış kenar olarak seçiyorum. Kenar genişliğini 2 mm olarak ayarlamışım. Tabloya geldim. Şimdi dilimle dedim. Tabii bunun için eteği kapatmam gerekiyor. Baskı ayarlarına geldim. Şurayı 0 yaptım. Tabloya geldim. Şimdi dilimle dedim. Bakın modelin şuradan ilk katmanına gelelim. İlk katmanının kenarına 2 mm olacak şekilde bir kenar ekledi. Bu modelle birleşik olduğu için burada modelin tabloya sabitlenmesini sağlıyor. Bundan sonraki katmanlar artık diğer katmanın üzerine binerek gittiği için buradaki kenar modelin tabloya sabitlenmesini sağlıyor. Baskı ayarlarına geldim. Burayı 8 mm yaparsam
Tabloya geldim. Tekrar dilimle dedim. Bakın kenarda genişledi. Tekrar baskı ayarlarına geldim. Kenar ayırma mesafesi dediği kısım ise kenarla model arasındaki ayrılma mesafesidir. Burayı örneğin 1 mm dersen, şimdi dilimle dediğimde kenar modelden 1 mm ayrılacak. Bu rakamı bu kadar büyük kullanmayız genelde. 0.6 geldim tabloya. Dilimle dedim. Bakın 0.6 da çok fazla. Ben bazı yazıcılarımda nozzle tabloya yakınsa eğer burayı 0.32 gibi kullanabiliyorum. Tabloya geldim. Dilimle dedim. Nozzle tabloya biraz fazla yakınsa burayı tam olarak birbirine yapıştırmıyor. Burada ayrı gösteriyor ama yazıcıda baskıyı alırken burası tam birbiriyle ayrılacak şekilde oluyor. Bunu artık yazıcınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi geldim. Burada başka parametremiz kalmadı. Tabloya tekrar geldim. Modele geldim. Şunu artık sileyim. Şuradaki küpü şuradan aktifleştirdim. A tuşuna basarak tablomun ortasına yerleştirdim. Buradan kenar ve etek ekleyebiliriz. Modele sağ tıklıyorum. Ekleme ayarları, etek ve kenar diyorum. Bakın şunların hepsini seçiyorum. Tamam diyorum. Yine aynı oradaki yaptığım ayarlamalar burada görünüyor. Kenar yok dersem eğer şuradan kapatmışım gibi kenar basmayacak. Sadece dış kenar, bakın şunu 8 mm değil de 4 mm'ye düşüreyim. Dilimlediğim şu anda 4 mm yaptı. Buradan modelin üzerine sağ tıklayıp ekleme ayarları kısmından sadece kenar ayarlarını değiştirebiliyoruz. Bunu da burada belirteyim. Eğer etek ayarlarını değiştireceksek o zaman baskı ayarları bölümünden değiştirmemiz gerekiyor. Evet, etek ve kenar ayarlarını da bu şekilde yapıyoruz. Bu videoyu da burada sonlandıralım. Bu arada kanalımda sizler için gerçekten faydalı içerikler üretiyorum. İçerikler hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Destekleriniz benim için gerçekten önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.